Merhaba canım takipçilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir canlı yayında. canlıyım yayın artık günlük video canlı yayın diyorum yarabbim. Birlikteyiz. Birlikte olalım da canlı yayın veya günlük fark etmez. Şimdi 27 Ocak 2022 gece saat birden başlıyoruz. Başlamadan önce şunu söyleyeceğim. Abone olun beğenin aşağı yorum yazın gözümüzü seveyim Allah rızası için. Ayıp etmeyin bak. Güzel bir şey yazın ama tamam mı? <laughs> ya da emoji bırakın, bir kalp bırakın, bir şey yapın yani. Çünkü neden? Etkileşimi arttırıyor. İşte kanalın büyümesini ve yaptığım şeyin daha fazla görülmesini sağlıyor. Daha fazla beni takip eden insanların bile daha fazla görmesini sağlıyor. Tamamen o yüzden. Şimdi şöyle bir şey. 27 Ocak 2022 gece saat birden başladık. Ee, güzel hani şöyle... Şimdi bu saatte yine kesinlikle ve kesinlikle çocuk yapmakla ilgili güzel açılar var. Parayla ile ilgili, iletişimle ilgili son derece güzel açılar var. Ondan sonra yatırımlarla ilgili bazı şeyleri düşünmek, yatırımlarla ilgili bazı hareketlerde bulunmak için güzel açılar var ama gözün seveyim lütfen. Dikkatli hareket edin. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Şimdi ee, bu mesela forexti mesela işte bazı insanlar aa yurt dışında işte forex Türkiye'de %10 veriyor özür dilerim. Tabii Türkiye'de 10 katını veriyor. Yurt dışına 100 katını veriyor. Biz yurt dışına yapalım diyorlar. Gidiyorlar yurt dışında abuk subuk acayip ya da işte güvendim diyor ya da bilmem ne diyor. Öyleydi böyleydi. Birilerine gidiyorlar. Sonra paralarını alamıyorlar. Ya da oradaki insanlar onları doğru düzgün yönlendirmiyor. Bir şeyler oluyor vesaire. Çok ciddi para kayıpları yaşayabiliyorlar Ben Türkiye'de biliyorsunuz bir bankayla birlikte yapıyorum bankalar var Ondan sonra bunu yapan e, yatırım banka bayağı köklü koskocaman her yerde şubesi olan banka Ondan sonra e, Türkiye Devleti tarafından belli bir şey olan vesaire ondan sonra o yüzden e, böyle bir şeyler yapacaksanız daha böyle kurumsal güvenilir e, bankalarla ve yerlerle yapmanızı özellikle çok tavsiye ediyorum. Bunu da bir dip noktası olarak da vurgulamak istiyorum. Onu da söyleyeyim. Şimdi yatırım konusuna da geldik. Çocuk zaten dedik. Çok ayrıntısına girmeme gerek yok. Burada gece saat birden başla da ondan sonra oradan gerisi gelir. Gece saat birden saat ben size söyleyeyim. Hatta bir dakika saat 12'den 12.30'dan dakika şimdi sizi bire kadar beklemekten kurtaracağım. Bir saniye özür dilerim tabii. Öyle değil 12.30 deyince yanlış şey yaptım. Çift sıfır. Bence ne oluyor? Ha saat 12.30'dan saat 1.30'a kadar olan arada çocuk yapmak için çocukla ilgili çok pozitif ve çok olumlu bir etki veriyor. Çok soruyorsunuz o yüzden bunu söylüyorum. Arkadan mesajlardan oradan buradan e-maillerden bilmem ne yağıyor. Ondan sonra o yüzden ben de söylüyorum. Yani hani ee, sonra can niye böyle bir saat veriyorsun bilmem ne bıttı bıttı da etmeyin tamam mı onu söyleyeyim sabah 7'ye gelelim arkadaşlar sabah 7 no hayır yani sabah 7 hani düşmanınız falan varsa deyin ki ah deyin bak sabah 7 çok iyiymiş falan yapmayın yapmayın öyle şeyler. Şaka yapıyorum. Ondan sonra öyle şeyler yapmayın. Hiç gerek yok. Kimsenin kötülüğünü, olumsuzunu istemeyin. Sonra karmik olarak döner dolaşır. Ben böyle ara sıra hani e, şakalar yapıyorum. ...işte diyorum ki işte ah düşmanın varsa yolla şunu söyle bilmem ne şuraya git de falan diyorlar ki ay can ne kadar kötü şeyler söylüyorsun. Kötü. Şaka yapıyorum be. Şaka. Yani bildiğin ironi yapıyorum. Yani demek istiyorum ki o kadar kötü diyorum yani. Hani anladın mı? İran ama şaka da yapılamayacak. Siz Cem Yılmaz'ı onu bunu bin tane kişi nasıl seyrediyorsunuz bunca yıldır söylediği her şeyi ciddiye alıyor musunuz yani hani? Yani ciddi payları da var tabii de hani. Neyse şimdi şunu söyleyeceğim. Ee, saat 9'dan başlayalım. Güzel. Fena değil. 26'sı daha iyiydi. Bak yalan söylemek istemiyorum. 26 kesinlikle daha iyiydi. Ama bu saatte kötü mü? Değil. Güzel. Son derece pozitif ve olumlu yönde açıları var. Ee, bunun yanı ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Kariyerle ilgili, kazançlarla ilgili bazı pozitif açıları var. Çok şifalandıran noktaları da var kendi içinde. Ama her zaten Venüs Merkür ters dönüyor. Bir sürü şey var şu an. Yani hani o kadar vav wow, aman tanrım işte budur falan değil. Saat 9'dan ben size söyleyeyim. Hatta saat 8.40'dan 9.20'ye kadar. Bak 8.40'dan 9.20'ye kadar kesinlikle çok güzel ve çok iyi bir saat bu. Onu size çok net ve açık bir şekilde söyleyebilirim. 9.40'dan 8.20'ye kadar. ...olan süreçte çok pozitif... ...ve çok e, olumlu... ...açıları var... E, ...bu arada şunu söylemek istiyorum... ...saat... ...11 ile... ...ha yok olmuyor... ...çünkü ay ölü... Aa, ...beğenmedik... ...yok... ...saat 11'i geç... ...ha şunu söyleyeceğim... ...saat 10 ile 10.30 arasında yurt dışı... ...başvurular... başvurular hastaneler, mahkemeler, deniz aşırı uzak ülkelerle ilgili pozitif, olumlu ve çok güçlü bir açı var. İlla hani şu an başka zamanınız yok. Bunlarla ilgili bir işlem bir şey yapmak istiyorsanız burayı kesinlikle kullanabilirsiniz derim. Hani ee, onun haricinde ne dedik? Saat 12 ile 12 buçuk arası kariyer ve iş konularıyla ilgili özellikle çok pozitif ve olumlu bir açı da var. Kariyer ve iş konularıyla ilgili. Şifalandırıcı bir açı var. Ee, oradan da faydalanabilirsiniz. Onu da söyleyelim. Saat bir dakika bakıyorum. Saat 17 başkalarından alınacak para, finansal bazı konular. Bunlarla ilgili bazı pozitif açılar var ama yani öyle wow aman tanrım falan değil bak. 26 daha güzeldi. Taşası falan daha iyiydi. Yani bugün de mecbur. Sen yapacaksın. Ne yapacaksın? Yani hani ben hani o günün içinde olabilecek işte o zamanın içinde olabilecek en iyi saatleri veriyorum. Hani yoksa biliyorsunuz aslında 28 Nisan çok iyi e, tarihler dedim. Ondan sonra eee yani hani normalde çok iyi zamanları çok iyi şeyleri e, söylüyorum biliyorsunuz hani e, ama saat mesela bak 19 ile e, saat 8 arası ilişkilerle ilgili çok şifalandıran bir açı var saat 19'da saat 8 arası ilişkilerle ilgili çok pozitif inanılmaz şekilde çok olumlu bir açı var çok çok iyi yani hani Gerçekten güzel bir açı var. Onu da söyleyeyim. Bayağı uzun sürüyor. Yani siz 19'dan sonra buluşun tamam mı? Saat neredeyse ben size söyleyeyim 9'a kadar sürüyor falan yani o kadar hani. Bayağı uzun süren bir etkisi. Bayağı uzun süren bir açısı var. Ve ee, akşama geliyoruz. Beyza nasıl iyi miyiz? Ondan sonra e, akşama geliyoruz. Saat 22 e, zamanla bakıyoruz. No olmadı mı? Evet olmadı yok. R 9. evde. Evet saat 22, 23, on, 12 civarları olmuyor. Canım takipçilerim orada birazcık da mutsuzluk var. O yüzden bırak gitsin. Böyle bir gerginlik vesaire bazı hareketler var. Orada en iyisi insanın kendisi çekilmesi, kendi şifalandırma yönelmesi falan. Evet canım takipçim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler mucizeler sizlerle birlikte olsun. Bu can sizi çok seviyor. Siz seven bir can. Hoşçakalın. Öpüyorum. Bye bye.